Şimdi sıradaki konu ciddi, çok önemli. Biraz mırıldanalım mı hep beraber? Money, money, money. Biliyor mu herkes bu şarkıyı? Tamam, şimdi siz money, money'yi söyleyin, ben diğerlerini söylerim, tamam. Money, money, money must be funny in a rich man's world. Money, money always sunny in a rich man's world. Şimdi diyor ki, para, para, para zengin adamın dünyasında şaka. Para, para, para zengin adamın dünyası hep güneşli. Peki acaba gerçekten öyle mi? Bu da bilimsel araştırmalarda çok sorulan bir soru. Para mutluluk getirir mi? Veya ne kadar bir limitte kazanıyorsanız para nerede mutluluğu bitiriyor ve artık mutluluğa hizmet etmiyor? Ya da tüm zenginler mutlu mu? Bunlar çok kıymetli ve önemli sorular. İşte sıradaki sunumumuz bizi bu konuda umuyorum ki aydınlatacak. Bankacılık ve finans ve wellbeing uzmanı Sayın Profesör Doktor Burcu Aslantaş bugün görevli olduğu üniversitedeki force majeure bir görevi nedeniyle maalesef aramızda bulunamıyor. Bu nedenle ortaklaşa hazırladıkları finansal wellbeing sunumu için Samut'a kurucu ortak ve wellbeing uzmanı Sayın Dilek Karaca Bali'yi sahneye davet ediyorum. Söz sizin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Halicim. Sağ ol. Hoş geldiniz hepiniz. Sanırım bir önceki sunum bence bayağı hareketli, neşeli bir sunumdu. Güldük, eğlendik. Finans deyince tabii böyle daha ciddi bir sunum var. Umarım sıkıcı olmayacak sizler için. Elimden geldiğince daha basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Burcu bugün katılamadı maalesef ama biz bu güzel sunumu Burcu ile beraber hazırladık. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani finansal wellbeing deyince ne anlatacağımızı muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Çünkü aldığım sorular oldu. Yani finans, wellbeing nasıl bir araya geliyor? Tam olarak neden bahsedeceksiniz diye. Finansal wellbeing ile ilgili neredeyse birebir hiçbir araştırma yok. Yani hem dünyada hem Türkiye'de. Biz biraz finansal wellbeing'in unsurlarını araştırmaya çalıştık Burcu ile birlikte ve bir takım veriler de toplamaya çalıştık. Ama bizim derneğimizin içerisinde bilimsel araştırmalar yapacak bir ekibimiz var. İnşallah biz bu araştırmaları birlikte yapacağız ve Türkiye'ye bunu kazandıracağız diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki finansal wellbeing'in şöyle bir kısaca tanımını yapalım önce. Ve finansal wellbeing kişinin hem mevcut hem de gelecekteki finansal durumundan, maddi durumundan memnun olma hali. Hani iyi olma hali zaten wellbeing biliyorsunuz. Tabii ki finansal stres artınca wellbeing düşüyor. Bunu nasıl dengeleyeceğiz? Zaten bütün sunumlarda da bahsettik. Aslında wellbeing bir stres yönetimi. Eğer stresinizi iyi yönetebiliyorsanız zaten bu bir iyi olma hali. Finansta da aynısı geçerli. Bir para resmi var. Yani diyeceksiniz ki çok para olunca rahat mı oluyoruz, daha mı iyi oluyoruz? Hayır. Çünkü Türkçe'de bir deyim var, param mı var, derdim var derler. Dolayısıyla para artınca daha iyi hissetmiyoruz. Paramız az olunca da hani daha iyi hissetmiyoruz. Aslında finansal wellbeing paramızı nasıl yönettiğimizle ilgili. Ya biz paraya odaklanırız ya da parayı kendi sevdiklerimize, hobilerimize, iyi olma halimize harcamaya odaklanırız. Dediğim gibi şöyle bir akademik çalışmaları baktığımızda Burcu ile birlikte şu bileşenleri gördük. Aynı bu halat resmindeki gibi birbirinden ayrılmaz bileşenler bunlar. Bir tanesi finansal okuryazarlık. Bu tabii daha çok duyduğunuz bir kavramdır. Büyük bir ihtimalle ne olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Arkasından bir finansal farkındalık gerekiyor. Finansal davranışımız önemli. Bütün bunları bilmekle birlikte davranışa dönüştürüp dönüştüremediğimiz önemli. Ve finansal tatmin yaşayıp yaşamadığımız. Şimdi okuryazarlığın tanımını şöyle söyleyebiliriz. Ben vermem gereken finansal kararları verebilmek için yeterli bilgiye, donanıma sahip miyim? Finansal okuryazarlık bununla ilgileniyor aslında. Parasını yöneten hayatını yönetir diyebiliriz kısaca. Hani hangi finansal bilgilerden bahsediyoruz? Böyle çok sizi boğmayayım bu bilgiler ama hani bu terimleri çoğumuz biliriz, hayatımızın içinde var ve bunlar bizim kaçamadığımız terimler aslında. Yani tabii ki bir gelirimiz var. O geliri yönetmeye çalışırız. Bir bütçe yapmaya çalışırız. Ama inanın yani birçok kişi, ki ben 20 yıllık bir finans tecrübem var. Kurumsal şirketlerde, uluslararası firmalarda. Hani ben bütçe yaptım büyük şirketler için ama kendi hayatımın bütçesini yaparken zaman zaman zorlandım. Yani insanın kendi bütçesini yapması o kadar da kolay olmuyor. Bunu yapabilmek, gelir giderini takip edebilmek, kredi kullanımı mesela, borçlanma, bunlara hakim olmak, bir tasarruf planı yapabilmek. Mesela herkese sorarsınız tasarruf yapıyorum der ama bunu bir plana dönüştürebilmek. Yani acil ihtiyaçlarım olduğunda acaba ben parayı nereden bulacağım durumunu planlayabilmek. İşte bir enflasyon, şu an çok enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz mesela. Bu terimleri bilmek ve bunları hayatımızın içinde doğru yerlerde, doğru şekilde kullanabilmek ve iyi olma halimize yansıtabilmek bir beceri. Şöyle bir finansal okuryazarlık araştırması vardı. Yani bunu ben gördüğüm zaman hakikaten yani hem bir finansçı olarak hem de wellbeing'de ilgilenen bir uzman olarak çok üzüldüm. Umuyorum ki Türkiye'de bu durum gelişir. Standard & Poor's bir araştırma yapmış. 144 ülkede 150.000 kişiyle, çok geniş bir araştırma. Bu araştırma bir tık eski ama yenisi de, günceli de yok aslında şu anda. Bu ülkelerde şöyle 4 tane terimi, finansal terimi sormuşlar. Faiz, bileşik faiz, risk dağıtımı ve enflasyon. Bu terimleri biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Ama hakim misiniz? Yani bu terimleri sadece duymak anlamında değil. Hakim misiniz bu bilgilere? Ve bu 4 bilgiden 3'ünü bilenleri finansal okuryazar olarak tanımlamışlar. Böyle bir tanım yaptıktan sonra bakın, dünya ortalaması %33. Yani sadece 3 kişiden biri finansal okuryazar kabul ediliyor dünyada. Az önce bahsettik işte kadınların iş hayatına katılması ile ilgili. Yine burada bundan da bahsetmek istiyordum. Mesela erkeklerin finansal okuryazarlık oranı %35 iken kadınların %30. Burada kadın ağır bir popülasyon bulmuşken ben de bir finansçı olarak şunu söyleyeyim. Ne olur biraz kendi paranızla siz de ilgilenin. Yani ben hep şunu gözlemliyorum. Ailelerde genellikle erkekler, işte sevgililer, babalar vesaire ilgileniyor daha çok parayla. Paranın getirisini çoğaltmakla, tasarrufu yapmakla, bütçeyi yapmakla. Bizim de kadınlar olarak bu konudaki farkındalığımızı ve bilgimizi artırmamız lazım. Türkiye'ye bakınca da Türkiye'de oran %23. Yani düşünün, kabaca 5 kişiden bir tanesi finansal okuryazar Türkiye'de. Zaten şu tabloda da görüyorsunuz, daha çok biraz daha zengin ve eğitim seviyesi yüksek olan ülkelerde finansal okuryazarlık daha yüksek. Türkiye'nin 144 ülkede 120. olduğunu görmek bence çok üzücü. Umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde bu gelişecek. Biraz da farkındalığa bakalım. Yani finansal okuryazarlığın arkasından da farkındalık geliyor. Çünkü bir takım hayatımızın içindeki finansal riskleri, fırsatları bilmek ve bu finansal, uygun olan finansal araçlara yönlendirebilmek de mühim. Paramızı nasıl yönettiğimiz önemli. Yatırım kararı verirken nasıl kararlar alıyoruz? Dediğim gibi çok böyle detay bilgilere boğmamaya çalışacağım sizi ama bence buradaki bazı şeyler çok kritik. Cumhurbaşkanlığı Finansal Ofisi'nin bir Türkiye'deki hane halkı finansal algı ve tutum araştırması var. Biz buna baktık Burcu'yla ve yani bazı bilgiler tabii tahmin edebileceğiniz gibi, mesela Türkiye'de yatırım aracı seçerken dikkat edilen kriterler. Hani bunlar bilinir, güvenilir bir yatırım aracı olması, düzenli getirisi olması, getirisinin de yüksek olması. Bunlara bakıyoruz. Okey, makul. Ve katılımcıların, buraya katılanların %45'i, bu Türkiye'de yapılan bir araştırma dediğim gibi, ideal bir yatırım aracı düzenli gelir getirmesini istiyor. Çünkü o kadar çok oynayan bir ekonomi var ki burada tabii ki daha sabit bir getiri bizim için daha ideal oluyor. Açıkçası ben de bu %45'in içerisindeyim kendim bireysel olarak. Yüksek getiri ve yüksek risk alanlar da sadece %7. Çünkü bu maceraya giremeyecek bir ekonomideyiz aslında. Bunu yapabilen kişiler sadece %7. Bu araştırmanın bence en kritik olan taraflarından biri şu: tasarruf oranı ve tasarruf yapma yüzdesi. Son 12 ay içerisinde tasarruf edenleri baktıklarında düşünün sadece 5 kişiden biri tasarruf yapıyor. Yapabiliyor demek istemiyorum. Çünkü gözlemlediğim kadarıyla tabii ki bu bir yapabilite meselesi ama bir taraftan da geliriniz ne olursa olsun aslında kötü günler için, zor zamanlar için, kendinizi daha iyi hissetmek için, böyle zamanlarda zor durumda kalmamak için bir miktar tasarruf yapmanız lazım. Ve şuna dikkat edin, son 12 ay içerisinde sadece 5'te biri tasarruf yapmış ve yıllık gelirin, yapanlar da yıllık gelirlerinin ortalama %19'u kadar tasarruf yapmışlar. Bizim tahmin edebileceğimiz gibi Türkiye'de daha çok gayrimenkul, altına ve vadeli mevduata yatırım yapılmış. Şimdi diğer bir unsur da farkındalıktan sonra davranış. İşte önemli olan bu. Hani wellbeing uzmanları olarak bizim de hep karşılaştığımız konu. Biliyoruz, okey, farkındalık da var. Ama bunu cebimize koyduk, sonra aksiyon, az önce bahsi oldu. Aksiyona geçirebiliyor muyuz? Davranışlarımıza yansıtabiliyor muyuz? Zaten önemli olan da burası. Finansal bilgi ve farkındalıklardan bağımsız olarak ben bunu davranışlarıma yansıtabiliyor muyum? Mesela işte bir AVM'ye gittim. Klasik işte kadınlarda biz. Bir kırmızı ayakkabı gördüm. Aman Allah'ım çok şık, ayağımda müthiş duracak eminim. Ama benim bu kırmızı ayakkabıyı işte bir yılda kaç kere giyeceğim ya da kaç kıyafetimle kombinleyebileceğim. Halbuki beyaz bir spor ayakkabım olsa, ben kendi bakış açımda söylüyorum tabii ki, daha çok kullanırım onu. Yani biraz böyle kredi kartını kolay uzatma alışkanlığı edindik galiba son yıllarda. Çünkü zaten artık şifre de istemiyor bazı alışverişler. Dolayısıyla o kredi kartı giderek uzuyor, uzatıyoruz sürekli. Ama ne oluyor? Ay sonunda da çarşaf gibi bir ekstra ile karşılaşıyoruz. Sonra bakıyoruz bu paralar nereye gitti diye. İşte o alışkanlıklar önemli. Kredi kullanım alışkanlığı ve ödeme alışkanlığı önemli. Bankaların ihtiyaç kredileri vardır mesela. Ben bazen hakikaten çok şaşırıyorum. İhtiyaç kredileri ne için kullanılmış diye baktığımda, yani ikinci bir cep telefonunu almak için ihtiyaç kredisi almak mesela. Yani o cebinde paran yok ama gidip kredi alıyorsun cep telefonunun modelini yükseltmek için. Ne kadar mantıklı mesela, bunu düşünmek lazım. Varlık borç oranı, hani kimisi varlık içinde, varlıklıyken de borç içinde yüzer çünkü düşünmez gerisinden ne geleceğini. Bir taraftan da önemli olan konulardan biri de harcama yapmadan önce düşünmek. Herhalde yine hani kadın popülasyonu burada yüksek. Belki de şu slide daha çok kadınlar için gelecek diye tahmin ediyorum. Ya yani öyle bir izlenimim var çünkü. Harcama yapmadan önce 10 saniye düşünen kaç kişi var acaba burada? Harcama yapmadan önce düşünüyor musunuz? Şimdi e-ticaretin de artmasıyla birlikte şey çok kolay değil mi? Yani tuşlara tıklıyoruz. Hatta kredi kartı da otomatik tanımlıysa hop 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 alıyoruz onları. Sonra bakıyoruz ne olmuş? Bütçemiz, harcamalarımız ne olmuş? Ya bir kere öncelikle şunu söylüyoruz. Bir şeyi almadan önce şunu düşünün. Gerçekten ihtiyacınız var mı? Yani bu bir ihtiyaç mı yoksa bir istek mi? Haz duymak için mi ben onu alıyorum? Kendinizi mutlu etmeye ihtiyacınız olan bir günde, bir dönemdeyseniz mutlu etmek için de alabilirsiniz tabii ki. Ama genel alışveriş davranışınıza baktığınızda ihtiyaçlarınız için alıyor olmak önemli. Pardon. Alım gücüm yeterli mi? Alım gücünde tabii sadece nakit para açısından hani, almaya yeterli mi gücüm diye bakmıyoruz. Bir taraftan da kredibiliteye bakıyoruz. O noktaya da geleceğim. Çünkü burada da benim ilgimi çeken bir bilgi vardı. İstatistik vardı. Ve daha ucuzu ve alternatifi var mı? Yani şuradaki 10 saniye belki de sizin bütçenizi, finansal durumunuzu daha iyi yapacak önemli bir 10 saniye. Çünkü burada vereceğiniz 3 tane önemli karar var. Bu 10 saniyeyi 10 saniyeden sonra gerçekten hala almak istiyorsanız alışverişinizi yapabilirsiniz. Bizim bu sunumu birlikte hazırladığım arkadaşım sevgili Burcu ve yine bizim wellbeing uzmanlarımızdan sevgili Elif Bengü'nün birlikte yaptıkları akademik bir çalışma var. Bu da çok kıymetli. Bizim grubumuzun içerisinde böyle kıymetli akademisyenlerimizin olmasından dolayı çok da şanslıyız. Onlar şöyle bir çalışmaya imza attılar. İktisadi konulara davranışsal yaklaşım kitabında bir wellbeing bölümü oldu. Ve bu Türkiye'de bir ilk böyle bir akademik çalışmada. Nitel bir araştırma yaptılar. Yani nitel araştırma şu demekmiş. Ben de öğrendim akademisyen arkadaşlardan. Bir direkt soru sorup evet hayır cevabı almak değil de biraz sohbet ederek içeriğine bakmakmış. Yani o sohbetin sonucunu böyle araştırmaya yansıtmakmış. Burada bizim 10 tane well-being uzmanı arkadaşımızla yapılmış bir araştırma bu. 2 tanesi şunu karşılaştırmışlar. Önce onu söyleyeyim. Hazcı tüketim alışkanlıklarınız mı var yoksa daha rasyonel, işte faydacı alışkanlıklarınız mı var diye. 2 tanesi demiş ki yani ben zaten bu well-being alışkanlıklarımdan önce de faydacı alışveriş yapıyordum. Yani hazcı bir yaklaşımım yoktu. Diğer 8'i de şunu demiş. Ben well-being alışkanlıklarımı oturttuktan sonra onları hayatıma alınca rutinimin içerisinde bu alışkanlıklar olmaya başladıktan sonra fark ettim ki alışveriş alışkanlıklarım çok daha farklı, daha rasyonel ve gerçekten ihtiyaca yönelik alışkanlıklar olmaya başlamış. Yani daha fayda yönelik alışkanlıklar olmuş. Az önce şey demiştim, alım gücün var mı demiştim. Alım gücünün bir kriteri de tabii kredibilite. Türkiye'de bilmiyorum aranızda FINDEKS kredi notunu bilen var mı? Şu anda ezbere söyleyebilecek var mı? 3 kişi el kaldırdı. Peki nasıl alacağınızı biliyor musunuz? Yani ben size sorsam bir 10 dakika sonra alıp söyleyebilir misiniz? 10 tane değil kalkan parmak, öyle söyleyeyim. Aslında bu çok önemli. Yani ben de bunu kendi kişisel hayatımda şöyle fark ettim, onu da söyleyeyim size. Kredi notunuzu kullanarak hiç kredi kullandınız mı? Ben zannederdim ki ya ben kredi kullanmayan birisiyim. Son 10 yıldır yani ihtiyacım olmadı. Hiç ihtiyacım olmaz diye düşünüyordum aslında. Geçen gün işte arabanın modelini, geçen gün dedim 5-6 ay önce arabanın modelini yenilerken bana dediler ki işte belli bir miktarını 0 faizi krediyle ödeyebilirsin. Bu ne demek? Hiç faiz ödemeyeceğim ama 12 taksitle ödeyeceğim. Bu çok güzel bir şey. Bir maliyeti yok çünkü bana. 12 aya yayacağım yani ödemelerimi ve yüksek bir rakamdan bahsediyorum. Ama dediler kredi notunuza bakacağız. Aa dedim yani onu uzun zamandır bakmadım. Dur bir bakayım. Kredi notum iyiydi ve ben o krediyi kullanabildim. O yüzden benim size hani buradan da nacizane tavsiyem kendi kredi notunuzu öğrenin lütfen. Bu notlar 0 ile 1900 arası değişiyor ve 1100 ile 1900 arası olanlar kredi alabiliyorlar. Hatta 1100 ile 1500 arası olanlar da biraz riskli değerlendiriliyor ve bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Yani bu süreç otomatik olmuyor. Ben sonra merak ettim. Dedim ki acaba Türkiye'nin ortalama notu nedir? 1492'ymiş güncel verisi bu. FINDEKS'in en son verisi. Yani şöyle düşünün. Bütün Türkiye olarak bir tane alışveriş yapacağımızı düşünün ve kredi notumuza ihtiyaç olduğunu düşünün. 1100 ile 1492 arası. Yani az riskli durumdayız. Yani bize kredi vermek için biraz değerlendirmeleri gerekir. Ortalamamız bu şekilde. Tabii. Benim bildiğim kadarıyla E-Devlet'te entegrasyonu yok ama başka bilen birisi varsa söylesin. Çünkü ben araç kiraladım geçtiğimiz gün. Onun için dedim yüksek diye. Araca verecekleri araç statüsünü o notla belirliyorlar. E-Devlet'ten baktı adam girip. Yani olabilir. Benim E-Devletimden sürücü belgeme baktı. Yanımda sürücü belgesi yoktu. Sonra da E-Devlet'ten o nota baktı. Aa çok iyi dedi. Hatta bayağı iyi bir araç verdiler. Ben de ilk defa face ettim yani. E-Devlet içinde FINDEKS notumuz yayınlanıyor mu acaba? Çünkü E-Devlet bize ait ve şifreli bir yer ya. Yok mu? Salon cevap veriyor. Salondan hayır cevabı geldi. Tamam. Benim de bildiğim kadarıyla yok ama hani varsa yeni bir uygulamadır. Biraz hızlandırmam gerektiği için bazı şeyleri daha hızlı anlatmaya çalışacağım. Şunu da OECD raporunu bulduk. Hani finansal davranışı anlatıyorum ya, burada bir şey var mı diye baktığımızda da OECD raporunu bulduk ama içinde Türkiye yoktu. Burada bütçe planlama, işte tasarruf yapabilme, harcamaları dikkatli bir şekilde kontrol etme falan gibi davranışlara bakıyor. Burada tabii benim aslında çok beklediğim bir şey çıktı. Yani hızlı geçmek için söylüyorum. İtalya'ya bakın. Onlar biraz daha rahatlar. Yani bu finansal davranıştı ve bu benim çok da beklediğim bir davranıştı. Yani İtalyan kültürünü biraz daha rahat olmalarını dikkate alınca zaten tahmin ediyorum ki Türkiye'de buna yakın bir yerde çıkar. Peki finansal tatmin ne? Bu da ilk başta bahsettiğimiz 4 unsurdan bir tanesiydi. Elde ettiğim gelirden, işte tasarruflarımın ve harcamalarımın gelirli oranından memnun muyum? Tasarruflarımdan, yatırımlarımdan memnun muyum? Böyle bir 2021 Dünya Bankası'nın küresel FINDEKS veri tabanı araştırması vardı. Hani yine hızlı geçmek için özellikle Türkiye kısmını söylemek istiyorum. Türkiye'de bizim toplam harcamalarımıza bakılınca %31'i medikal harcamalar, %15'i sadece okul harcamaları, %18'i işte yaşlılıkla ilgili emeklilik ve benzeri harcamalar ve aylık giderlerde, düzenli giderlerde %21. Yani buraya bakarak belki siz de kendi harcamalarınızın burada nasıl bir range oturduğuna bakabilirsiniz. Türkiye'de sağlık harcamaları için toplamda çok para harcıyoruz. Yani bütün bu alanların sonucunda bazı bireysel öneriler de sunmak istedim size. Belki şu kendine sor kısmındaki soruları kendinizi sorarak bir anket yapabilirsiniz. Finansal well-being'inizle ilgili eğer bir değerlendirme yapmak isterseniz anket. Burada kendinizi sorabilirsiniz bu soruları. Yani ben temel ihtiyaçlarım için yeterli paraya sahip miyim? Ne yapacağım? İstek mi ihtiyaç mı diye düşüneceğim. Yaşam standardımdan memnun muyum? Ben paramı işte bana keyif veren konulara harcayabiliyor muyum? Toplam gelir giderimi biliyor muyum? Yani finansal okuryazarlık bilgim var mı? Orada o bilgileri sıralamıştım. Oradan da kendinizi ölçebilirsiniz. Bu bilgileri arttırarak ve riski dağıtarak değerlendirmeyi öğrenebilirsiniz. Herkesin risk iştahı farklı. Peki küçük miktarlarda da olsa tasarruf yapıyor musunuz? Tasarruf yapmak önemli. Burada bir kendinizi sorun. Bu alışkanlığınız oturmuş bir alışkanlık mı? Sevdiklerimizle kaliteli vakit geçirmek. Hani para ne için var ki? Sevdiklerimizle iyi vakit geçirmek için temelde var. Buna bir bakın. Harcamalarınızı yaparken toplumsal faydayı düşünüyor musunuz? Az önceki oturum çok kıymetliydi benim için de. Itır Hanım'la birebir tanışmıyoruz ama bu şekilde tanıştığım için çok mutlu oldum. Çünkü ben de bir koşucuyum ve geçen pazar İstanbul Yarı Maratonu'nda 21 kilometre koştum. Teşekkürler. Adım adım için kampanyalar yapan birisiyim. Hatta sizin 2022 sporcu ödüllerinizin adayıyım bu sene. Bilmiyorum sonuç ne olacak.